Günler kaldı. Hem iktidar kanadından hem de muhalefet kanadından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yayın konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik. Ben hemen ona dönmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bugün Adana'da ve Mersin'de patlamalar vardı HDP binalarına yönelik. İlk bilgiler nelerdir? Neler söyleyeceksiniz? Patlamayla ilgili haber olduğu andan itibaren valilikte bir toplantı yaptım. Sayın Vali, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve MİT Bölge Başkanı'yla beraber durum nedir, nasıl olmuştur diye. Tabii bir takım bilgiler var. Fakat bu bilgilerle ilgili şimdilik detay paylaşmak istemiyorum. Çünkü üzerinde çalışıyorlar. Bununla ilgili olarak özel bir birim kurduk. İçinde istihbarat, terör, olay yeri inceleme ve bomba ekiplerinin olduğu. Onlar bu çalışmasını sürdürüyor. Bu çalışmayı sürdürene kadar kamera kayıtlarının incelenmesinden ve diğer yerlerden gelen bilgileri paylaşmak şimdi doğru değil. Nitekim Emniyet Müdürü'nden, Jandarma Komutanı'ndan ve MİT Bölge Başkanı'ndan da ayrıntılı bilgi aldım. Ellerinde bir şey var mı diye. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii burada bizim açımızdan dikkat çekici olan Mersin'de HDP il binasının olduğu binada Seyhan İlçe Başkanlığı'na, Adana'da Seyhan İlçe Başkanlığı'na, Mersin'de il binasında yapılan bu saldırının eş zamanlı gerçekleşmesi. Eş zamanlı gerçekleşmesi olaya başka bir boyut katıyor. Onun üzerinde arkadaşlar çalışacaklar. İkincisi, bu bombaların nereden geldiği, nasıl bu şekilde eş zamanlı bir patlamanın gerçekleştirildiği üzerinde çalışacaklar. Tabii bizim burada ki duruşumuz şudur. Herhangi bir siyasi partiye yapılan bu saldırıyı biz bütün siyasi partilere yapılmış, demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bu seçim ayarlı bir saldırıdır. Seçim sürecini sabot etmeye dönük bir saldırıdır. HDP teşkilatına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, HDP yöneticilerine. Ama bütün siyasi partilere geçmiş olsun diyorum. Çünkü bu siyasi sisteme yapılan bir saldırı, siyasi partiler sistemine yapılan bir saldırı. Herhangi bir siyasi partinin rahatça propaganda yapması, rahatça örgütlenmesi, rahatça seçim kampanyası yapmasına dönük bu tip şiddet içeren provokatif bir saldırı olduğu zaman hepimiz dayanışma içinde olmalıyız ve buna tek bir ses olarak karşı durmalıyız. Yaralılarımız var. Şu ana kadar gelen bilgi, yani hastaneyi an be an takip ediyorum, sağlık durumlarıyla ilgili ciddi bir şey olmadığı söyleniyor ama tabii yine de dikkat etmek gerekir. Sessizlenmeye devam ediyorlar. İnşallah sağlıklarına bir an evvel kavuşurlar. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Yani biz kayıtsız şartsız bu saldırının arkasında kim varsa, önünde kim varsa, yapan kimse, bunu bulmak için bir gayret sarf ediyoruz. Bunda da hiç tereddütsüz davranıyoruz. Ben mesela şu anda MİT'ten, jandarmadan, emniyetten gelen bilgilerin bir kısmına sahipken bile temkinli açıklama yapıyorum. Tam bir tabloyu görebilmek için. Akşam üzere tekrar bir değerlendirme toplantısı yapacağım. Ama ellerinde hiçbir bilgi belge olmayan siyasetçilerin hemen çıkıp anında hükümetimizi suçlamaları, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Başbakanımızı suçlayan, hükümet üyelerini suçlayan bir takım beyanlarda bulunmaları, onların bu saldırıya karşı bir hassasiyet göstermediğini, tam tersine bu saldırıdan ne tür bir istismar alanı çıkarız diye kafalarının çalıştığını gösteriyor. Bu son derece kınanacak bir durum. Maalesef bunların içerisinde uzun yıllardır tecrübeli olan siyasetçiler de var. Fakat yaptıkları iş hakikaten çok sorumsuzca. Yani şu anda sükunetle bu çalışmanın yapılmasını ve ayrıntıların ortaya çıkmasını beklemek lazım. Çalışmaların başında bizzat duruyorum. İçişleri Bakanımızla koordinasyon halindeyiz. Burada da arkadaşlarımız boyutunu genişletiyorlar, araştırmayı derinleştiriyorlar, ortaya çıkaracağız. HDP teşkilatına bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Yaralılara geçmiş olsun diyorum. Adana'ya ve Türkiye'ye geçmiş olsun. Bu bütün siyasi partilere yapılmış bir şeydir. Buna biz, bu provokasyona hiçbir siyasi yaklaşım gözetmeksizin ve herkesin de siyasi bir yaklaşımdan ziyade demokratik bir yaklaşımla, vatandaş duyarlılığıyla, vatandaşların güvenliği duyarlılığıyla, seçimin güvenliği duyarlılığıyla sahip çıkmasını bekliyoruz. Dayanışma içerisinde olacağız ve inşallah bunu aydınlatacağız. Efendim, şu anlamda da önemli değil mi? Bugün işte geldiğimiz nokta, çözüm süreci hızla devam ediyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Bir de bugün Kandil ziyareti var. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Tabii şimdi saldırı olduktan sonra bir sürü şeyle ilgili denk gelmesi, üst üste örtüşmesi gibi birçok yorum yapılabilir. HDP'nin dün Adana'da mitingi vardı. Olaysız geçti miting. Bugün Mersin'de mitingi var. Olaysız geçmesi için her türlü tedbir alınıyor.
Seçim güvenliği için dün Adana'da elden gelen bütün tedbir ortaya koyuldu ve diğer partilerin mitingleri gibi olaysız geçen bir miting gerçekleştirilmiş oldu. Burada dikkat edilmesi gereken şey, sokağa tahrik edecek, özellikle genç insanları yanıltacak beyanlarda bulunmamak lazım. Bakın bugün birileri, bazı HDP'li siyasetçiler, başka partilerden siyasetçiler çok ileri açıklamalar yaptılar. Bu açıklamalar bunu yapan kişilere mahcubiyet olarak döner. Yani sayın devletin başını, sayın cumhurbaşkanlığı, sayın başbakanı, hükümet üyelerini bu şekilde suçlamak ve böyle bir saldırının sorumlusu olarak göstermek tek kelimeyle ayıptır. Yapılması gereken şey, HDP teşkilatının, HDP'nin uğradığı bu saldırı karşısında bütün siyasi partilerin dayanışma içerisinde olmasıdır. Bir partiye yapılan siyasi saldırı bütün siyasi partilere yapılmıştır. Siyasi sisteme yapılmıştır. Demokrasiye yapılmıştır. Ve bu seçim ayarlı bir şeydir, saldırıdır. Şimdi biz burada bunun bir an evvel aydınlatılması ve tüm veçesinin ortaya çıkması için bir özel birim de kurduk. Yine nitekim akşam üzeri de tekrar vali, emniyet müdürü, jandarma komutanı, MİT bölge başkanıyla da toplantı yapacağım. Bunu sonuna kadar araştıracağız ve ne varsa ortaya çıkaracağız inşallah. Ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz, Kandil ziyaretini? Şimdi buradaki bütün bu şeyde büyük resme bakmak lazım. Büyük resim şudur. Yani hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bu büyük inisiyatifi ortaya koyarak bütün Orta Doğu coğrafyasında etnik ve dini meseleler yüzünden kan dökülen bir ortamda Türkiye'nin soft power'ını devreye koyarak bir çözüm, milli birlik kardeşlik projesi başlattı. Bir çözüm süreci başlattı. Artık Türkiye'de red, inkar, asimilasyon politikaları sona ermiştir. Devlet eliyle yapılan haksızlıklar sona erdirilmiştir. Birileri eğer geçmişteki bir takım haksızlıkları bahane ederek ben silaha sarıldım diyorsa, silaha sarılmanın hiçbir meşruiyeti yoktur ama bu haksızlıkları bahane ederek silaha sarıldım diyenler varsa onun da zemini kalmamıştır. Bu saatten sonra bu ziyaretlerin, bu temasların artık bir siyasi manevra alanı olmaktan çıkması, bir siyasi stratejinin parçası olmaktan çıkması, bir örgüt stratejisinin lojistik alanı olmaktan çıkması ve tamamen silah bırakma amacını hedeflemesi gerekir. Oraya doğru bizi götürmesi gerekir. Yoksa tek başına hareketlilik bir işe yaramaz. Umarım ki herkes sağduyulu davranır. Bu saatten sonra kim ki elinde bir dakika daha fazla silah bulunduruyor, gayrimeşru bir şekilde, bunu yapan Kürt düşmanlığı yapıyordur. Çünkü bütün bir Orta Doğu bölgesinde Kürtlerin demokratik kazanımlarının en yüksek olduğu ülke, belki de tek olduğu ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla buradaki demokratik kazanımları korumak önemlidir. Bu demokratik kazanımları geçmişte devlet içerisindeki bir takım derin yapılar, çeteler tehdit ediyordu. Devlet artık bu çetelerden arınmıştır. Bu temelde, çözüm süreci temelinde konsolide olmuştur. Ama şimdi dikkat edin, bu demokratik kazanımları, Kürtlerin demokratik kazanımlarını artık eli silahlı örgüt tehdit etmektedir. Dolayısıyla o silahlı örgütün bu silahları bırakması, Kürtlerin elde ettiği demokratik kazanımların kalıcı olmasının da tek yoludur. Kim ki elinde gayrimeşru bir şekilde bir dakikadan daha fazla silah tutuyor, o Kürtleri tehdit ediyor demektir. Çözüm sürecinin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgenizdeki hava nedir? Şimdi bu işler inişli çıkışlı işlerdir. Bunlar büyük meselelerdir ve büyük meselelerin çözümünde doğrusal bir ilerleyiş olmaz. İnişler olur, çıkışlar olur, stresler olur, tansiyon rakamları sürekli olarak değişir. Ama istikamete baktığımız zaman işin içinde ne HDP varken, ne diğer siyasi partiler destek vermişken, herhangi bir şey söz konusu değilken, hükümetimiz ve partimiz bunu tek başına gerçekleştirdi ve bunu sürükledi şimdiye kadar. Bu sürüklemenin neticesi olarak geldiğimiz noktada Milli Birlik Kardeşlik Projesi, çözüm süreci, Türkiye büyük mesafe elde etti. Bir çatışmasızlık ortamı ortaya çıktı ve bu çatışmasızlık ortamına Türkiye'nin her kesiminden verilen destek çok yüksek bir destektir. Dolayısıyla bu çerçeveden biz baktığımız zaman, bu çerçeveden değerlendirdiğimiz zaman ortaya çıkan tabloyu iyi görmek lazım. Artık bunu HDP'nin bir siyasi taktiğin parçası haline getirmesi, CHP'nin siyasi taktiğin parçası haline getirmesi, MHP'nin siyasi bir manevranın parçası haline getirmesi, Türkiye'de ortaya çıkan çatışmasızlık sürecine ve arkasından varmak istediğimiz çözüm sürecinin esas amaçlarına zarar verir. Bu zarardan kaçınmalarını tavsiye ederiz hepsine. Yani şu ya da bu sebeple siyasi tartışmalardan
ya da bölgesel tartışmalardan yola çıkarak çözüm sürecini tehdit etmek, çözüm süreci konusunda samimiyetsizliği gösterir. Türkiye'de silahların bırakılması konusunda samimiyetsizliği gösterir. Burada samimi bir tavır ortaya koymak gerekir. Bu sürecin bir an evvel sonuca ulaşmasından başka diğer unsurların buraya karışmasını engellemek lazım. Bir de şunu sormak istiyorum. Yeni anayasa şüphesiz önümüzdeki dönem için çok önemli. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Aslında Türkiye'nin stratejik gündem maddesi yeni anayasadır. Bakın, yeni bir anayasa olmadan sadece anayasa değişiklikleriyle Türkiye'nin varacağı çok fazla bir yer yoktur. Biz bundan daha kaliteli bir demokrasi, daha güçlü bir ekonomi, daha etkili bir dış politika elde edebilmek için önce devletin yazılımını düzeltmemiz lazım. Şimdiki anayasa bu yazılımın gereklerini yerine getirmiyor. Tam tersine sürekli olarak iyi bir yönetim karşısında sürekli virüsler üretiyor. Biz de demokratikleşme reformları ortaya koyuyoruz, anayasa değişiklikleri ortaya koyuyoruz. Yani bir tür antivirüs programları üreterek bu yazılımın tahribatını engellemeye çalışıyoruz. Sistemin ve devletin halkın ihtiyaçlarına göre etkin ve dinamik bir şekilde çalıştırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunlar esas çözümler değildir. Esas çözüm yeni Türkiye'nin kimlik belgesi olacak, yeni Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacak, o büyük resmi ortaya koymak, büyük çerçeveyi ortaya koymaktır. O da yeni anayasadır tabii. Dolayısıyla bu seçimde aslında vatandaşımıza gidip yeni anayasayı anlatmak, yeni anayasa konusunda onların taleplerini dinlemek ve diğer bütün konuları bununla bağlantılı olarak ele almak lazım. Yeni anayasa Türkiye için tercihlerden bir tercih değildir, zorunlu istikamettir, stratejik bir tercihtir, hiçbir şekilde bunun alternatifi yoktur. Evet, özellikle çalışmalarınız ne yönde gidiyor? Şu anda artık seçime de sayılı günler kaldı. Bölgenizdesiniz, evet. Ve son döneminizde bunun için neler söyleyeceksiniz? Adana'dayız. Yani biz 12 yıldır ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Vatandaşımıza gidiyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yapacaklarımız konusunda bilgi veriyoruz. Meşruiyetin kaynağı halktır. Halk meşruiyetin kaynağı konusunda hiçbir şerik kabul etmez. Hiçbir kurum ya da hiçbir odak halkın verdiği meşruiyetin şeriği olamaz, ortağı olamaz. Dolayısıyla bu demokrasinin değerini bilmek lazım. Bakın, bütün siyasi partiler bu provokasyonlara rağmen mitingler yapıyorlar, seçim kampanyalarını yürütüyorlar, halka vaatler veriyorlar, seçim beyannamelerini ortaya koyuyorlar. Ama bizim yürüttüğümüz şu kampanyaları, bizim sahip olduğumuz şu demokratik atmosferi elde etmek için Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da insanlar büyük bedeller ödüyorlar. Bizim bir kısmı bizim 27 Mayıs günlerimize benziyor maalesef. Bir kısmı ise o günlerden bile kötü iç savaş yaşıyorlar. Niye için bunların hepsi? Sandık olsun diye, demokrasi olsun diye, siyasi partiler olsun diye ve netice itibariyle de bir oy atarak, kurşun atmadan oy atarak siyasi sistemde kimin iktidar olacağına karar verebilsinler diye. Türkiye'nin elde ettiği bu demokratik kazanım son derece kıymetlidir. Türkiye'nin en büyük hazinesidir. Ekonomisinden de önemlidir, hazinesinden de önemlidir. Bütün Türkiye'nin hard power'ından da soft power'ından da önemli bir meseledir bu. Bunun kıymetini bilelim. Tabii ki tartışma olacak, tabii ki eleştiri olacak. İstemesek de bazı hakaretler oluyor, keşke hiç olmasa. Ama netice itibariyle büyük resme baktığın zaman demokratik sistem işliyor. Siyasi partiler çalışıyor, vatandaşın önüne gidiyorlar. Nihayetinde bütün aksaklıklar ya da yanlış buldukları şeyleri siyasi sistemin içerisinde bir siyasi dille ifade etme imkanları var. Üstelik Türkiye'nin siyasal katılma yolları açıktır, demokrasinin önü açıktır. Yani birisi yanlış bulduğu bir mesele varsa, düzeltilmesini istediği bir mesele varsa Türkiye'de siyasi sistem içerisinde bunu düzeltme imkanları vardır, düzeltme mekanizmaları vardır. Bu çok büyük bir nimettir. Bunun biraz da tadını çıkararak, yani seçime bir neşeli, moralli atmosfere dönüştürerek, ülkeye yeni bir moral, yeni bir ruh üfleyecek atmosfere dönüştürerek kampanya yürütüyoruz. Pozitif bir kampanya yapıyoruz. Bu pozitif kampanya çerçevesinde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Adaylarımızın hepsi sahada, teşkilatımızın hepsi sahada. Bizim için birinci dönem, üçüncü dönem, onuncu dönem fark etmez. Bizim için önemli olan demokrasidir. Kendi partimiz vasıtasıyla gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerle toplumu buluşturmaktır. O çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kıymetli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Evet, teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bugün yayın konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik'ti. Ben sözü tekrar merkeze bırakıyorum.